Motivasyon, motivasyon da verdi. Motivasyon her şey çünkü. Yani ne güzel. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları, 2024 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il genelinde tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Rehberlik servisleri ve uzman öğretmenler tarafından sağlanacak tercih danışmanlığından yararlanmak isteyen öğrencilerin, MABEM kurumlarını ziyaret ederek hizmetten faydalanabilecekleri belirtildi. İkinci sıraya TOKİ yaz, esnaf ve sanatkarları yazman lazım. Tercih mantığına göre hareket edersin. LGS sınavına girerek 229 puan alan Recep Yılmaz, öğretmenlerinden çok memnun kaldığını ve onların sayesinde doğru tercihler yaptığını söyledi. Recep, LGS'den ne kadar puan aldın? 229. Liseleri tanıdım yani. Hocalar sayesinde bir tercih yaptık. Benim kendi OBP puanımla gidebileceğim liselere baktık. Seçtik, tercihimizi yaptık yani. Annesi Nilgün Yılmaz'sa şunları söyledi. Ben çok memnunum. Çok ilgiliydi hocalarımız, sağ olsunlar. Recep'le bence çok yakından ilgilendiler. Öğretmenlerimizden de, dershanemizden de memnunum gerçekten. Süleyman hocam sağ olsun çok yardımcı oldu. Fikir verdi bize o şekilde. Onun verdiği sıralamayla yapacağız tercihimizi. Memnunum yani. Recep Yılmaz'ın babası Vedat Yılmaz da şöyle konuştu. Belediyemizin vermiş olduğu bu hizmetten son derece memnunuz. İnşallah değerli başkanımız geliştirerek bu bölümleri daha da arttırır inşallah, daha da yaygınlaşır. Biz gerçekten memnun kaldık. Çocuğumuzun eğitiminde, davranışlarında her türlü buranın katkısı gözle görülür bir şekilde belirliydi. Şimdi sınav sonuçlarında da yerleştirmede de çok sağ olsunlar hocalarımız itinayla burada vakit harcadılar, bize ilgilendiler. Allah yardımcımız olsun inşallah. Çok güzel. Biz memnunuz. Devamını diliyoruz inşallah. LGS sınavına girerek bir yanlışla binde yedilik dilime giren İrem Toraman da sınav sürecini anlatırken şunları söyledi. Oldukça güzel bir yüzdelikle tamamladın sınavı. Sınavda çalışma sürecin nasıl geçti? Yani genel olarak okul ve MABEM arasında mekik dokuyarak geçti. Başka bir kursa gitmedim zaten. Ama hem okulda hem MABEM'de gerçekten yardımcı oldular. Hem deneme sınavları, özellikle seri denemelerde. Oradaki yani aldığım puanlar motivasyonumu arttırıyordu. Onun dışında evdeki test çözümlerim, artı buradaki ek kaynaklar falan yardımcı oldu. İrem Toraman'ın annesi Aysun Toraman, sınav sürecinin çok zorlu geçtiğini ve hazırlığın uzun bir maraton olduğunu belirterek şöyle konuştu. Bizim için MABEM böyle son dakikada yetiştiğimiz, yedeklerden girdiğimiz bir dershaneydi açıkçası. Ama hani biz çok memnun kaldık. Yani şimdi tabii her çocuğun tarzı farklı. Bazısı özel dersle gider, bazısı dershaneyle gider. Çok fark edebilir ama biz yani en doğru karar vermişiz. İrem için motivasyon açısından süper. Çünkü sonuçta bu çok zor bir süreç olduğu için ara ara motivasyonu düşüyor, çalışmak istemiyor, şey yapmak istemiyor. O zamanlarda burası gerçekten onun için hem arkadaş ortamı olarak da güzel bir motivasyondu. Biz çok memnunuz açıkçası. Okulda bazı eksik kaldığı konuları buradan tamamladık. Hatta bir kısımda tekrar oldu. Buradaki denemeler derken hepsi okulla beraber aslında hepsi birbirini tamamladı. Biz bilmiyorum, baştan sona memnunuz. Gerçekten çok zorlu bir şey ama öğretmenlerimiz de gerçekten burada çok destek oluyorlar açıkçası. Baba Erkan Toraman da şunları söyledi. MABEM için şunu da ilave etmem gerektiğini düşündüm. Biz İrem evde hiçbir zaman ders çalış kızım demedik. Test çöz kızım demedik. Şunları da tamamla demedik. Bunların hepsini MABEM bize çok güzel verdi. Bu konuda gerçekten MABEM'e gönderdiğimize, annesinin de özellikle katkıları var tabii bu konuda. Gönderdim, çok memnun kaldık. Açıkçası bunu söylemek isterim yani tüm iştenliğimle. Buradaki arkadaşlık ortamı daha sıcak. Öğretmenleri de tabii daha ilgili olarak düşünüyoruz. Gerçekten de danışmanlık hizmetinin burada kafamızdaki bir takım soruların daha net aydınlandığını fark ettim. MABEM'de yıllardır öğrencilere felsefe dersi ve tercih sürecinde danışmanlık hizmeti verdiğini belirten öğretmen Süleyman Köroğlu, öğrencilerin başarılı olmalarını dilediğini belirterek sağlıklı bir tercih yapmalarını ve geleceklerine doğru yönelmelerini istediklerini ifade etti. Şimdi sınav süreçleri haliyle stresli geçiyor. Öğrencilerin kaygı düzeyleri yüksek oluyor. Öncelikli amacımız zaten akademik gelişimin yanında bu kaygı sürecini de sağlıklı bir şekilde yürütmelerini sağlamak.
Burada gerek rehberlik birimimiz, gerekse branş öğretmenleri olarak bizler bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Haliyle de sınav süreci geldiğinde de hem sınav öncesi hem sınav sonrası süreci yönetmeleri, nasıl yönetmeleri gerektiği noktasında genellikle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tercih süreci geldiğinde de bunu minimize ederek en sağlıklı tercihleri yaparak onları hayallerine doğru MABEM olarak yönlendirmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim. Aileler tabii biraz daha duygusal yaklaşıyorlar olaya. Hani daha böyle öğrencilerin aldıkları puanlar ve onun karşılığında gidebilecekleri okullardan ziyade hani daha yakınlarında olmalarını istiyorlar. Yani bu bazen öğrencilerle aralarında istekler noktasında handikaplar yaratabiliyor. Biz bu dengeyi çok iyi sağlamaya çalışarak hem ailelerin bu duygusal sürecini göz önünde bulundurarak hem de öğrencilerin gerçekten ne istediklerini göz önünde bulundurarak bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Başarılı olmalarını diliyorum. Hayat boyunca öncelikli temennimiz bu. Ve sağlıklı tercihler yaparak geleceğine yön verecekleri bir adım atmalarını istiyorum. Hepsini çok seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Hocam şu an İzmir'i ben asıl tercih edeyim. Yani İzmir Fen'i yazarsak yani geleceği için alternatif düşünebiliriz. Şu an...